Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere yapısına göre ad, isim, çeşitleri adlı konumuzu anlatacağım Türkçe dersinden. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Yapısına göre isim çeşitleri nelerdir? Bunları çeşitlerine göre inceleyeceğiz. Görsel örneklerle, destekleyici anlatımlarımla sizlere bu konuyu kavratmaya çalışacağım. Daha öncesinde bu konumuzla ilgili yapım eklerini öğrenelim adlı bir video çekmiştim sizler için. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Yapım eklerini alan türemiş isimler, türemiş adlar konusunu bugün öğreneceğiz. Daha öncesinde yapım eklerini öğrenelim adlı çekmiş olduğum video bu konuyla ilgilidir çocuklar. Daha sonrasında ne yapacağız sizlerle beraber? Konumuzu pekiştirici örnek sorular çözeceğiz. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, canlı ve cansız varlıkları karşılayan kavramları, durumları anlatmaya çalışan sözcüğe ad, isim dendiğini daha önceki derslerde öğrenmiştiniz. Türkçe derslerinde öğrenmiştiniz. Ve isimler veriliş türlerine göre tür, cins adı ve özel ad olmak üzere iki çeşitte incelendiğini de öğrenmiştiniz. Tür, cins adı canlı veya cansız varlıkların herhangi bir türüne verilen adlardı, isimlerdi. Örnek vermek gerekirse kuş, dolap, ev, masa, insan, hayvan, aklınıza gelebilecek birçok isim ad tür adıydı, cins adıydı. Özel ad denildiği zaman da herhangi bir canlı varlığa verilen eşi benzeri olmayan kendisinden bir tane örnek olan canlı varlıklar olabilir. Ülke isimleri olabilir, şehir isimleri olabilir, mahalle isimleri olabilir. Kitap adları olabilir değil mi? Cansız varlıklar da olabilir. Bunların içine girebilir. Bu adlara, bu isimlere özel ad denildiğini biliyoruz. Ayşe, Ahmet, Fatma, Ali, Ankara, İstanbul, Türkiye, Almanya ve aklınıza gelebilecek birçok ad özel ad olabilir. Hayvanlara verdiğimiz pamuk, karabaş gibi adlar da özel adlardır çocuklar. İsimleri, adları sayısına göre gruplandırdığımız zaman da tekil adlar, çoğul adlar ve topluluk adları olmak üzere 3 farklı grupta inceleriz. Tekil adlar aynı türden varlıktan bir tane olduğunu düşündüğümüz zaman tekil ad olarak adlandırırız. Örnek vermek gerekirse kelebek, insan, silgi, ağaç, kuş ve aklınıza gelebilecek birçok örnek düşündüğümüz zaman tekil addır değil mi? Tek bir tane olduğunu düşündüğümüz zaman. Çoğul adlar nelerdir peki? O varlıktan birden fazla, bir sayısından fazla olan sayıda, miktarda olan varlıkları adlandırdığımız zaman bu isimler, örnek vermek gerekirse çiçekler, kuşlar, ağaçlar, insanlar, meyveler ve aklınıza gelebilecek birçok örnektir. Çoğul adlar İsmin sonuna ler ekleri getirilerek çoğaltılırlar. Topluluk adları nelerdir diye düşündüğümüz zaman bu isimler tekil gibi düşünülebilir ancak belli bir topluluğa sahiptir. Nedir örnek vermek gerekirse ordu bir kişiden oluşmaz değil mi? Yüzlerce binlerce kişiden oluşabilir. Orman, orman dediğimiz zaman ormanın içerisinde ağaç vardır, ağaçlar vardır. Onlarca, yüzlerce, binlerce ağaç bir araya gelerek orman oluşturur. Biz ise bugün ne yapacağız? İsimleri yapısı bakımından, kelimelerin yapısına bakacağız. Kelimelerin yapısı bakımından isimleri inceleyeceğiz. İsimler yapısı bakımından da 3 çeşittir çocuklar. Basit isimler, basit adlar, türemiş adlar ve birleşik isimler, adlardır. Öncelikle basit isimleri inceleyelim. Bu adlar ek almamış ya da aldığı ekler sayesinde anlamı değişmemiş isimlerdir. Şimdi ek nedir diye soracaksınız.
bir isim inceleyelim. Bakın burada bir isim görüyorsunuz. Oda, odalar. Bu isim oda, değil mi? Oda düşündüğümüz zaman evin bölümleri anlamına geliyor. Oda. Lar eki almış. Bakın bu lar hecesi odalar. Hecelerini ayırdığım zaman odalar diye düşünürüz, değil mi? Lar aynı zamanda bir hecedir. Bu lar hecesi isme gelen bir ektir. Ne yapıyor? Bu ismi çoğaltıyor, değil mi? Az önce de söylediğimiz gibi çoğul isim haline getiriyor. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse kapıda. Bakın bu isim kapı. Kapıdan bahsediyor. Kapıda. Buradaki da ek almış. Da ekini almış. Bulunma ekini almış, değil mi? Durum eklerinden bir tanesini almış. Aslında burada anlatılmak istenen kapıdır. Da ekini de almış. Aldığı eklere göre de inceleyeceğiz. Basit isimler nelerdi? Aldığı eke göre hiç ek almayabilir ya da aldığı eke göre anlamı değişmemiş olan isimlerdir. Örnek vermek gerekirse. Bakın taş. Taşı görüyorsunuz. Ek almış mı? Almamış. O zaman bu isim nasıl bir isimdir? Basit isimdir, değil mi? Biz o kaya parçasına taş diyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse dolapta, az önce vermiş olduğum kapıda örneğinde olduğu gibi ta hecesini almış. Bakın dolap ismi anlamı değişmiş mi? Hayır, değişmemiş. O zaman bu da basit bir addır, basit isimdir. Okullar. Burada anlatılan isim kelimenin kökü okul. Lar ekini almış, çoğul ekini almış. O birden fazla okul olduğunu düşünüyoruz. Ancak anlamı değişmemiş. Yine okulu anlatıyor bize, değil mi? O zaman bu da nedir? Basit bir addır. Bir örnek daha verelim. Çiçek. Bakın ek almamış. Az önce taşta olduğu gibi ek almadıysa biz buna ne diyoruz? Basit addır, basit isimdir diyoruz. Ankara'dan. Ankara özel bir isimdir, değil mi? Veriliş türüne göre. Ancak biz yapısına göre incelediğimiz zaman dan ekini almış. Anlamı değişmiş mi? Hayır. Oradan ayrılma durum ekini gösteriyor bize dan eki. Ancak Ankara anlam olarak değişmemiş. Yine Ankara'yı bize anlatıyor. Basit bir attır. Bir örnek daha verelim. Tatile. Burada anlatılan nedir? Tatildir, değil mi? E ekini almış ancak yine de anlam değişmemiş. Ek alsa da almasa da anlamı değişmiyorsa nedir çocuklar? Bunlar basit adlardır. Şimdi sırada ne var? Türemiş adlar var. Onları hep birlikte inceleyelim. Sevgili öğrencilerimiz, şimdi de ad türlerinden türemiş adların neler olduğunu inceleyelim ve öğrenelim. Aldıkları yapım ekleri sayesinde yeni bir anlam kazanan isim türüdür. Yapım ekleri konusu adı altında ben sizlere daha önceden bir video çekmiştim yapım eklerini öğrenelim diye. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. O videomda yapım ekleri almış olan türemiş adları detaylı bir şekilde anlatmıştım. Burada genel itibariyle yapım eklerini anlatmamız gerekirse aldığı ek itibariyle yeni bir anlam kazanıyorsa isim, o isim türemiş isimdir. Türemek ne demektir? Yani yeni bir anlama bürünmüş, yeni bir anlam kazanmış isim anlamındadır. Örnek vermek gerekirse bakın çiçekçi kelimesini görüyorsunuz. Bu kelimenin kökü çiçektir, değil mi düşündüğümüz zaman? Nasıl bir ek almış? Çiğ ekini almış. Çiçek bir bitkidir, değil mi düşündüğümüz zaman? Güzel, koku veren, kokulu bir bitkidir. Çiçekçi. Çiğ eki ne anlama geliyor burada? Çiçekçi, çiğ eki gelince çiçek satan kişi anlamına geliyor, değil mi? Bakın anlamı değişmiş. İkisi farklı anlamlarda. Birbirlerine yakın anlamlı da olsa farklı şeyleri anlatıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse bakın kitaplık. Kelimenin kökü kitap. Kitap dediğimiz zaman okunan, bilgi veren, içinde sayfaları olan bir eşya anlamına geliyor, değil mi? Kitaplık ise o kitapların konduğu raf, dolap anlamına geliyor, değil mi? Bakın buradaki lık eki nasıl anlamını değiştirmiş. Bu kelime de türemiş bir addır çocuklar. Bir örnek daha verelim sizlere. Şeker tatlı bir besindir, değil mi? Şekerlik dediğimiz zaman
o şekerlerin konduğu kap anlamına geliyor değil mi? Bakın lik eki nasıl da şekerin anlamını değiştirdi. Şekerle ilgili olsa bile şekerden farklı bir kavram anlatıldı burada değil mi? Şeker konan kap. Bir örnek daha verelim sizlere. Yemeklerde salatalar bulunur değil mi? Salata neden hazırlanır? Sebzelerden hazırlanır değil mi? O salata nasıl olmuş olur o zaman? Sebzeli olmuş olur değil mi? Sebze düşündüğümüz zaman kışın ve yazın yediğimiz bize faydalı vitamin sağlayan yiyeceklerdir. Sebzeli dediğimiz zaman o yiyeceğin içerisinde sebzelerin bulunduğunu bize anlatır. Buradaki li yapım eki geldiği zaman ne olmuş olur? Türemiş bir ad isim olmuş olur değil mi? İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılamak için ne kullanırız? Para kullanırız değil mi? Para. Peki kişide para yoksa o nasıl bir insandır? Parasız bir insandır. Buradaki sız eki yapım ekidir. İsmi yeni bir anlam kazandırmıştır. Türemiş bir ad olmuştur değil mi? Türemiş adlar da bu şekildedir çocuklar. Şimdi sırada ne var? Birleşik adlar vardır. Hep birlikte birleşik adları inceleyelim. Sevgili öğrencilerimiz, basit adları, türemiş adları öğrendikten sonra şimdi sırada ne var? Birleşik adlar var. Adından da anlaşılacağı üzere iki ismin bir araya gelmesi ve birleşmesiyle oluşan birleşik ad türüdür. Örnek vermek gerekirse birkaç örnek yapalım. Hemen anlayacaksınız. Kalem, bakın kalemi görüyoruz ve tıraş. İki farklı kavram değil mi düşündüğümüz zaman? Kalem ve tıraş kavramlarını birleştirdiğimiz zaman ne olur? Kalem açmaya yarayan eşya, nesne olur değil mi? Kalem tıraş. Bakın iki isim birleşti ve birleşik bir ad oldu. Bir örnek daha verelim sizlere. Eski ve şehir. İki farklı kavram. İkisini birleştirdiğimiz zaman bakın bir şehir adı olmuş değil mi? Özel bir ad olmuş. Eski şehir olmuş. Birçok şehir adı da bu şekilde birleşik addır. Mesela takım isimleri de birleşik addır çocuklar. Beşik ve taş kavramları birleşmiş. Ne olmuş? Beşiktaş olmuş. Beşiktaş adı hem özel addır hem de birleşik bir addır. Fener, bahçe. Fener ve bahçe isimleri birleşmiş. Hem özel ad hem de birleşik ad olmuş. Galata, saray. Galata İstanbul'daki bir kulenin, bir yerin adı değil mi? Saray da biliyorsunuz birçok ünlü kişinin, büyük kişilerin, kralların, padişahların oturduğu yerdir değil mi? İki ismin birleştiği zaman Galata Saray olmuş. Daha farklı örnekler vermek gerekirse ak baba. Bakın ak kelimesi beyaz anlamındadır değil mi? Ak ismi baba. Babayı da biliyoruz. Ak ve baba birleşmiş. Etçil, yırtıcı bir kuş ismi olmuş değil mi? Birleşik bir ad olmuş. Başka bir örnek vermek gerekirse kara biber. Kara bir renk ismidir değil mi? Siyahın eş anlamıdır. Biberi de biliyoruz zaten. Bir sebze adıdır. Kara biber birleştiği zaman bir baharat ismi olmuştur çocuklar. Hanım eli. Bayanlara söylenen bir tabirdir değil mi? El kelimesiyle de birleştiği zaman ne oluyor? Hanım eli oluyor değil mi? Hanım eli bir nedir? Bitki, bir çiçek ismidir çocuklar. Birleşik adlar da bu şekildedir çocuklar. Şimdi sizlerle beraber ne yapalım? Bu yapısına göre isim türlerinin içerisinde yer aldığı sorular çözelim. Ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Hep birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdaki isimlerden hangisi yapısı bakımından farklı bir isimdir, attır? Seçenekler: A seçeneği taksi, B seçeneği araba, C seçeneği dolmuş ve D seçeneği de kamyon. Seçenekleri sırasıyla inceleyelim. Taksi dediğimiz zaman bir veya birkaç insanı taşıyan küçük otomobil grubu, ticari otomobil grubu aklımıza geliyor değil mi? Ek almış mı? Almamış. Taksi o zaman nedir? Basit bir addır değil mi? Basit bir isimdir. B seçeneğine bakalım. Araba, az önceki seçenekle ilgili insanları veya eşyaları taşıyan, yollarda giden araçlar anlamına geliyor değil mi? Ek almış mı? Bu da ek almamış.
basit bir hattır o zaman. C seçeneğine bakalım. Dolmuş. En başta boşmuş, sonra dolmuş. Dolmuş deyince aklınıza ne geliyor? Az önceki seçeneklerle ilgili bir şey gelmesi gerekiyor. İnsanları toplu bir şekilde taşıyan, taksiden biraz daha büyük taşıma aracı, toplu taşıma aracı. Minibüs gibi düşünün, dolmuş. Dolduğu zaman, içerisinde müşteriler dolduğu zaman o araç hareket ediyor anlamına geliyor. Buradaki muş, yapım eki alarak yeni bir anlam kazanmış. Bir şeyi doldurmaktan düşünün, dolmuş. O zaman dolmuş kelimesi nasıl bir isimdir? Dolmuş ismi türemiş isimdir değil mi? Bakın bu farklı olduğunu görüyoruz bu ismin. D seçeneğine bakalım. Kamyon. Herhangi bir ek almamış. Kamyon dediğimiz zaman yük taşıyan büyük geniş araç anlamına geliyor. Doğru seçenek nedir o zaman? C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Adlardan, isimlerden hangisi basit addır, basit isimdir? A seçeneği şekerli, B seçeneği biberli, C seçeneği elli, D seçeneği de sevinçli. Düşünelim bakalım, tek tek inceleyelim. Şekerli. Dersimizin başında da söylemiştim. Türemiş adlarda şekeri düşünüyoruz. Tatlı bir besin. Şekerli. Li eki almış. O besinin tatlı olduğunu bize belirtiyor değil mi? Farklı bir anlam kazanıyor. Şekerli. B seçeneğine bakalım. Biberli. O yiyeceğin, o yemeğin biberli olduğunu bize söylüyor. Buradaki li eki de A seçeneğinde olduğu gibi yapım eki almıştır. Yani türemiş hattır. Biz basit olanı arıyoruz. C seçeneğine bakalım. 50. Sizce 50 ismi, 50 kelimesi ek almış mıdır? Hayır, ek almamıştır. Düşündüğümüz zaman 47, 48, 49, 50. Bir sayı aklımıza geliyor değil mi? 50. sayı. 50. Ek almamış. O zaman doğru seçenek C seçeneğidir. Basit olan isim 50 olan C seçeneğidir. D seçeneğine de bakalım. Sevinçli. Sevinç nedir? Mutluluktur değil mi? Mutlu olmamızdır. Sevinçli. A seçeneğinde olduğu gibi yine li eki almış. Ve yeni bir anlam kazanmış. O kişinin sevinç içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Tabloda yer alan birleşik adları işaretlediğimiz zaman nasıl bir görüntü ortaya çıkar? A, B, C ve D seçeneklerindeki bakın kutuları görüyoruz. Şimdi ne yapalım? Sizlerle beraber tabloyu inceleyelim hep birlikte. Tabloda hangi kelimeler var? Bunlardan bu birleşik isimde olanları ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Aslan ağzı, kömürlük, papatya, akçay. Aslan ağzını düşünelim. Aslan bakın bir isimdir. Ağız da bir isimdir değil mi? Evet, yeme organı, konuşma organı, ağız. Aslan ağzı bir araya gelince bir çiçek adı oluyor değil mi? Bu kesinlikle birleşik bir isimdir. İkinci isme bakalım. Kömürlük. Kömür konan yer. Lük eki almış. Yeni bir anlam kazanmış. Bu isim türemiş isimdir. Bu değildir. Üçüncü ismimize bakalım. Papatya. Ek almış mı? Ek almamış. Düşündüğümüz zaman sarı ve beyaz renklerden oluşan bir bahar çiçeği aklımıza geliyor değil mi? Papatya. Basit bir isimdir bu da. Ve son ismimize bakalım. Akçay. Ak nedir düşündüğümüz zaman? Beyaz anlamındadır. Beyazın ismine ak deriz değil mi? Bir de çay var. Çayı da biliyoruz. Ak ve çay isimleri bir araya gelerek aslan ağzında olduğu gibi birleşik bir isim oluşturmuştur. O da aynı şekilde birleşik bir isimdir. Tabloya baktığımız zaman nasıl bir görüntü oluşuyor seçeneklerde? A seçeneğinde olduğu gibi oluşuyor değil mi? Doğru seçenek nedir? A seçeneğidir. Bir soru daha çözelim mi sizlerle beraber? Haydi çözelim. Ek alarak yeni bir anlam kazanan, farklı bir anlama bürünen isim türü hangisidir? A seçeneği basit at, B seçeneği türemiş at, C seçeneği birleşik at ve D seçeneği nedir? Cins at. Dersimizin ortasında söylemiştim sizlere. Yeni bir ek alarak, yeni bir anlam kazanan, yapım eki alarak yeni bir anlam kazanan, yeni bir anlama bürünen isimler nelerdi? Türemiş
adlar değil mi? Türemiş isimler. Biz bu isimlere türemiş adı vermekteyiz. Doğru seçeneğimiz nedir o zaman? B seçeneğidir. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? Yapısına göre isim türlerini inceleyerek bu konumuzu pekiştirici sorular çözmüş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber Türkçe dersinde yapısına göre isim çeşitlerini, ad çeşitlerini öğrenmiş olduk. Bu isim çeşitlerine göre örnekleri açıklayıcı bir şekilde sizlere yapmış oldum. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de kolaylıkla yapısına göre isim çeşitlerini inceleyip bunları farklı farklı gruplandırabilirsiniz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.